Merhaba sevgili seyirciler. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün saat 13'e kadar sizinle birlikte olacağım. Sözüm Var programında. Bugünkü konumuz Türkiye'de girişimci olmak ve Girişimciler Derneği ile ilgili bir yayın akışı hazırladık sizlere. Ve Türkiye'de aslında girişimci olmanın ne demek olduğunu bugün içinde GİAD Başkanı Fuat Pamukçu'dan öğreniyor olacağız. Fuat Bey hoş geldiniz. Aynı zamanda MPM Gıda Kurucusu Pelin Özer Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Fuat Bey, şimdi GİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği. Ben öncelikle sizden GİAD'ın aslında açılımını, ne zaman kurulduğu ile ilgili böyle kısaca bir bilgi almak istiyorum. Özlem Hanım, öncelikle hem size hem de Eko Türkiye bizi davet ettiği için çok teşekkür ederim. Biz de yakından takip ediyoruz yeni bir kanal Eko Türk. Büyük başarıyla devam ediyor. GİAD 30 yılı aşkın 1986 yılında kurulmuş aslında bir genç iş insanları örgütü, bir sivil toplum örgütü. Burada kuruculuğu çok değerli kurucuları var. Zamanında TÜSİAD kurulduktan sonra o dönemki genç sanayici ve genç iş insanlarının kendi aralarında özellikle gençlerle ilgili olan konuları, girişimcilikle alakalı olsun, eğitimle alakalı olsun konularda birlikte ne yapabiliriz için oluşturdukları bir sivil toplum ve çatı örgütü. Türkiye'deki de önemli genç iş dünyasını temsil eden isimlerin yer aldığı bir dernek. Aslında evet. İsmimiz GİAD, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği olarak kurulan derneğimiz geçen dönem bir genel kurul yaparak bunu da Türkiye'de ilk yapan Genç İş İnsanları Örgütü ismini Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği güzel olarak. Güzel bir değişiklik olmuş o zaman. Evet, özellikle bugün zaten bu programınızda da bahsedeceğimiz kadın girişimcilerimizin hazırlamış olduğu vaka kitabı da geçen dönem başlatmış olduğumuz kadınların hem iş hayatında hem iş gücünde daha fazla yer alması olan konularından bir tanesiydi. Biz bunu desteklemek kapsamında GİAD'ın ismini de tüzüğümüzdeki ismini genç iş adamlarından iş insanlarına çevirerek tüm kapsayıcı bir hal almasını sağladık. GİAD çok köklü bir dernek. Şu anda 350'den fazla üyesi olan, özellikle üye profiline baktığınızda ikinci ve üçüncü jenerasyon aile şirketi sahipleri ya da yöneticilerinin olduğu, üçte birinde girişimcilerin yer aldığı, kendilerinin şirket kurup hem sanayi alanında da olabilir, teknoloji alanı gibi daha yeni nesil sektörlerde de olabilir olan girişimcilerin olduğu, üçte birinde de şirketlerin çeşitli üst düzey yöneticilerinin yer aldığı, farklı sanayi ya da farklı hizmet sektörlerinde yer alan. Bu kapsama baktığımızda GİAD'ın 10 Mayıs'ta olan 17. Genel Kurulu sonrası yeni bir yönetim dönemimiz oldu. Bu 2 yıllık dönemde de baktığımızda çok yeni projelerimiz var. Yeni çalışma grupları oluşturduk. Daha önceki dönemde başlatmış olduğumuz kadın, dijital ve sanat çalışma gruplarına ilaveten şu anda bizim iş dünyası olarak baktığımızda en önemli, en kritik sorunlarımızdan bir tanesi tabii ki işsizlik oranımız genel Türkiye'yle alakalı ama bunun içerisinde genç işsizliğin çok yüksek bir seviyede olması. Yani her 4 gencimizden bir tanesinin iş sahibi olamaması. O yüzden bizim yeni dönemdeki ağırlıklı üzerine duracağımız konulardan bir tanesi istihdam konusu. Evet. İkinci konu da tabii ki bu kapsamda eğitim. Eğitim anlamında da hem özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu işte tasarım atölyeleri gibi konulara destek olmak olsun. Onun yanı sıra hem üyelerimizin eğitimi hem de eğitim sisteminde ne gibi projeler geliştirip genç iş insanlarımızı, iş kadınlarımızı iş hayatını hazırlayabiliriz. Bu gibi projeler üzerine çalışıyoruz. Evet Fuat Bey, ben şimdi hemen sözü bir de Pelin Hanım'a bırakmak istiyorum. Pelin Hanım MPM Gıda Kurucusu, aynı zamanda GİAD Başkan Yardımcısı görevindesiniz. Pelin Hanım, sizin de bir kısaca hikayenizi almak isterim. Çünkü GİAD Girişimciler Derneği sizin, ben hikayenize baktım. MPM Gıda Kuruluşu nasıl gerçekleşti ve bunu hayata nasıl geçirdiniz? Bir de sizden dinleyeyim ben kısaca. Çok teşekkürler. Ben 2001 yılında Koç Üniversitesi'nden mezun olmuştum. Ailem Afyonlu ve sanayici. Yalnız bizim ailede sadece babanın işi değil, üç dedenin kendi çocukları ve onların da çocukları olup ben üçüncü jenerasyondum. Hedefim üniversitede okurken
sadece kendi işimi kurmak vardı. Ama bunun zamanını ya da hangi iş olacağını hiçbir fikrim yoktu. Böyle bir ruhla ben üniversiteyi bitirdim. Sonrasında bir mezun olduktan sonra Amerikan firmasında geleneksel bir sektör olan tarımsal emtia işinde işe başladım. Tamamen kadınların bir haber olabileceği, çünkü ilgilendiğim alan hayvan yemlerinin ham maddeleri olan küspeydi. Ayçek yağı üretiminde kullanılan ham madde, ayçekirdek ve ham yağı gibi işlerle uğraşıyordum, ürünlerle uğraşıyordum. Gerek Türkiye'de gerekse bir sene Amerikan firmasının, yani Alien firmasının Avrupa headquarter'ı olan Hamburg'da bir sene çalıştım. Toplamında 6 sene bir profesyonellik hayatım oldu Amerikan firmasında. Çok usluydu ve ben bu süre içerisinde halen daha kendi işimi kurma güdüsüyle ve hedefiyle bir şeyler öğrenmeye, tecrübe edinmeye çalışıyordum. Daha sonrasında da Türkiye'den çıkma kararı aldı Amerikan firması ve ben bir patron firmasında, yine kendi sektörümüzde olan tüccarlık alanında, yine buğday, arpa, mısır, yağlı tohumlar gibi tarımsal emtia işinde olan firmada başladım. Patron şirketi farklı bir kültürdü. Orada da edindiğim tecrübeler tabii ki de bir kadın olarak zorlayıcı tarafları da oldu. Ama her seferinde o hedef doğrultusunda ilerlemeyi hep azimle devam ettirdim. Daha sonrasında da bir çok farklı bir kulvarda Arçelik'te bir 2,5 sene marka yöneticiliğinde iş tecrübem olup, yaklaşık 10 senenin sonunda, profesyonel tecrübenin sonunda, 2010 yılında da kendi işim olan MPM Gıda Limited şirketini kardeşimle birlikte ortak olarak kurdum. Evet, o zaman önce bir hayırlı olsun diyeceğim şimdi size. Fuat Bey, şimdi girişimcilik dediğimizde aslında Türkiye'de hem az önce sizin değindiğiniz konuya değineceğim ben de, işsizlik oranı. İşsizlik oranında genç işsizlik çok ön planda tabii yükseliyor. Yani son 10 yılın en yüksek oranlarından birindeyiz. %14.7 idi, 14.1 geldi. Bunun içinde genç işsizlik oranı biraz daha dikkat çekiyor. Şimdi girişimci dediğimiz zaman da tabii biraz daha gençlerin aslında hayalleri, tırnak içinde, değil mi, ön planda oluyor. Yani herkes aynı Pelin Hanım'ın bahsettiği gibi üniversite yıllarından çıkıp orada bir kurmuş olduğu hayal ve istekle Türkiye'de bunu yaratabilmek, bu bir marka oluşturabilmek aslında çok önemli. Şimdi buradan aslında devlet teşvikleri de gelmeye başladı. Son dönemlerde bunları da çok yakından da takip ediyoruz. Burada devlet desteği, aynı zamanda büyük firmaların da arka planda desteklerinin olduğunu görüyoruz. Biraz ben oraya değinmek istiyorum. Özellikle bu dönemde, yani Türkiye'nin şu an ki bulunmuş olduğu dönemde girişimcilik nasıl ilerliyor? Burada zorluklarınızdan biraz daha bahseder misiniz? Yani destekler hangi yönde olmalı ve nerelerden destek alıyorsunuz? Evet, açıkçası bu genç işsizlik, evet, 1988 yılından beri yanlış bilmiyorsam eğer istatistikler takip ediliyor. En tarihsel olarak en yüksek seviyeleri içerisinde. Bu tabii gençlerimizin geleceğe umutla bakması açısından biraz endişe verici. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu toplumsal bir araştırma, gençlere sorduklarında en önemli onlar için ileriye dönük kriter ne olduğu, %60 civarında iyi bir işimin ya da iyi bir iş kurma, yani kendiye iş sahibi olmayı ya da iyi bir yerde çalışmayı ümit ediyor. O yüzden de Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini, yani bunun içerisinde girişimciler var, yatırımcılar var, onları yurt dışına taşıyacak olan fonlar, platformlar var. Tabii ki kamu bunun bir parçası ve bunları finansman kaynağı sağlayan kişiler. Bütün bu ekosistemin bir parçası. Bunun gelişmesi çok önem arz ediyor. Biz GİAD olarak girişimcilik konusu GİAD'ın DNA'sına işlenmiş bir konu. Bundan yaklaşık olarak 10 sene kadar önce üniversitelerle işbirliklerine giderek olası genç girişimcilerin girişimcilik dersi adı altında hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılmış bir program üzerinden üniversitelerde bu dersi GİAD üyeleri veriyor son 10 senedir. Ve bu ismi... Sözünüzü kesiyor gibi görünmek istemiyorum ama bu çok önemli bir konu. Evet. Çünkü biz neden? Genç işsizlik dediğimiz zaman aslında eğitimle talebin, yani eleman arayışının uyuşmamasından kaynaklı. Yani genç nüfus, evet, bizde yüksek, ancak genç nüfusu istihdama katamadığınız zaman aslında orada bir çelişki söz konusu. Yani bu yapmış olduğunuz aslında çok güzel de bir yöntem. Yani ülkede üretim için, Türkiye'de
Türkiye'de üretim için veya yapılacak bir iş marka değeri oluşturmak için neler eksik ve nasıl bir eğitim almak gerekiyor? Aslında bu çok güzel bir konu. Ben biraz da bunu detaylandırmanızı isteyeceğim. Tabii. Ya kesinlikle sonuçta GİAD Akademi adı verdiğimiz bu program yaklaşık 10 senedir devam ediyor. Ondan fazla üniversitede, binden fazla öğrenciye bugüne kadar bu kapsamda bu derslerden faydalandı. Ama burada daha önemlisi mesela bu akademiyle ilgili farklı fikirler ortaya çıkıyor. Mesela örneklerden bir tanesi 2 dönem önceki GİAD yönetiminde bugüne kadar Harvard Business School case study'leri dediğimiz vakaları incelenirken ya bizim Türkiye'de neden benzer vakalarımız yok? Bu öğrencilere biz bütün bu dersleri anlatıyoruz ama Türkiye'deki girişimcilik hikayelerinin anlatılması lazım. Dan yola çıkarak bu akademinin devamında gelen bir konu. Evet. Şu anda ikinci kitabımız olan Kendi Hikayesini Yazanlardan bir öncesi başladı GİAD girişimcileriyle ve ikincisinde de tabii ki kadın konusu bizim önemli olduğu için 5 kadın girişimcimizin hikayesini anlatan bu kitap ortaya çıktı. Kendi Hikayesini Yazanlarda Pelin Hanım'ın yanı sıra diğer GİAD üyesi olan arkadaşlarımız kendi şirketlerini nasıl kurdular, niye böyle bir hikaye başladılar ve gelecekle ilgili nasıl neler görüyorlardı da bu pazarda girişimci olarak kendi şirketlerini kurar. Bunları en detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Burada özellikle GİAD olarak biz şu anda yeni dönemde şunların üzerine duruyoruz. Biz aslında teorinin yani akademinin, bilgi vermenin ve farkındalıkla ilgili birçok projeyi bugüne kadar hayata geçirdik. Hem akademide ders vermek olsun, hem ikinci vaka kitabının hazırlanması olsun. Biz yeni dönemde biraz da pratiğe de destek olmak istiyoruz. Hem genç girişimcilere coaching, mentoring anlamında, hem onlara fon sağlanması, hem de uluslararası alanlara taşınması anlamında. Siz devlet teşviklerini sormuştunuz. Sorunuzda girişimcilere. Evet. Girişimcilerin çok sayıda şu anda tabii ki üniversitelerde olsun çeşitli bu işte melek yatırım ağları olsun bu girişimlerini hayata geçirebileceği çeşitli platformlar var. Biz GİAD olarak bunların içerisinden çeşitli platformlara destek vererek bu girişimcilerin daha hızlı büyümesine ama daha da önemlisi bir tek Türkiye'de kalmayıp yani bir iş modeliniz varsa bütün dünyada hayata geçirmesini ya da daha büyük pazarlarda hayata geçirmesini sağlayacak platformlara taşımayı ümit ediyoruz yeni dönemde. Yani burada aslında girişimci bir fikirle tabii ortaya çıkıyor ancak bunu yurt dışı pazarına da sunması için aslında bir sanıyorum sizin destekleriniz ya da yönlendirmeleriniz var değil mi? Evet yani sonuçta biz tabii Türkiye aslında çok büyük bir ülke 80 milyon. Evet. Nüfusu var ama dünya çok daha büyük. O yüzden siz eğer ki bir yaptığınız bir uygulama olsun, bir teknoloji olsun ya da yaptığınız herhangi bir ürünü daha büyük bir pazara satabilme imkanınız varsa o girişimcilerde yani pazar ihtimali daha ulusal olanlar çok daha hızlı öne geçebiliyor. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Genç girişimcilerin hem o seviyeye gelmesini hızla sağlamak, onların da uluslararası platformlarda büyümesini sağlamak. Biz GİAD olarak açıkçası bu dönem yeni dönemde bunların üzerine duruyor olacağız. O yüzden o kapsamda da mesela birinci hemen ilk yaptığımız icraatlarımızdan bir tanesi Londra'da temsilcilik açmak. Biz bu konuyla ilgili karar aldık. GİAD'ın ilk uluslararası temsilciliği Londra'da yakın zamanda açılacak zaten bunun evet. Hem kararlarını oluşturduk. O mesela bu girişimcilerimizin finansman ve uluslararası platformlara taşıma platformunda bir adım yapacak. Çünkü Londra piyasası finans açısından çok önemli bir piyasa olması sebebiyle. Kesinlikle evet. Fuat Bey, şimdi yurt dışından sonra ben aslında bir de hemen Pelin Hanım'a dönmek isteyeceğim. Şimdi Pelin Hanım, kendi işinizi kurmayı hayal ettiniz, bunu gerçekleştirdiniz, kendi fırsatınızı kendiniz yarattınız ve GİAD'la bir yol kesişmiş sanıyorum, değil mi? Siz GİAD'la tanıştıktan sonra mı hayallerinizi gerçekleştirdiniz? Yani yoksa hayallerinizi gerçekleştirirken GİAD'ı buldunuz ve onların sizinle birlikte yürümesini mi sağladınız? Orada bu süreçte yani en çok kimlerden destek aldınız? Girişimcilik öncelikle tabii ki de bir kadın olarak iş hayatına biraz -1'le başlıyorsunuz. Özellikle bu Türkiye toplumunda. Sivil toplum kuruluşlarını düşünmek biraz daha sonra zaman alıyor. Ki istatistiklere baktığımızda da dünyadaki yüzdeler bir bireyin üye olduğu STK sayısı bizim Türkiye'dekiler çok çok daha az. Tabii ki de ben de o Türkiye'deki ortalamayla önce kendi işimi kurmak yolunda ilerledim ve burada tamamen kendi bireysel azmimle, çabalarımla ve koyduğum hedefte yılmadan belli bir stratejiyle ilerledim. Burada tabii
bir kadın olarak olabildiğince kendinizi her yönden geliştirmeniz lazım. Çünkü bir toplumun dönüşümünde kadın çok önemli bir rol oynuyor. Evet. Ve bu anlamda da kadın girişimci olarak Türkiye'ye, dünyaya baktığımızda startup ekosistemi %17 iken Türkiye'deki kadın girişimci yüzdesi %15. Yani Türkiye halen daha %2'lik çok daha altında ki biz ortalamanın çok daha üstünde olmamız gerekir. Çünkü bizim Türkiye olarak çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ama diğer yandan da Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı da %34. Şimdi bu anlamda biraz daha kadınların çok daha ileriye gitmesi için ben hedefimi öncelikle kendi yakın çevremde bunu bir göstermem gerekiyordu. Uluslararası tecrübe, patron şirketi tecrübesi ve Türkiye'nin çok kurumsal firmalarından bir tanesi olan Arçelik'te de bu kültürü aldıktan sonra bir cesaret ki girişimcinin en önemli donelerinden bir tanesi de cesaret ve özgüven. Bu kadın erkek fark etmiyor. Bir cesaretle zamanın o zaman olduğunu düşünerek kendi işinizi kuruyorsunuz. Kendi işinizi kurduktan sonra bu zannetmeyin ki şirketinizin patronusunuz, her şey. Aslında çok uzun bir süre aynı zamanda kendi işinizin de işçisi oluyorsunuz. Ve en çok çalışan işçisi kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle ve beyaz şu anki profesyonel beyaz yakalı arkadaşlarımızdan çok daha fazla fedakarlıklarla bu işi götürüyorsunuz. Kadın olmanın gerektirdiği sorumluluk ve belli bir inançla özellikle geleneksel bir sektörde ki benim ilgilendiğim sektör Türkiye'deki tüm doğusu, güneydoğusu, batısı, Karadeniz bölgeleri bunlar benim müşterilerim. Artı aynı zamanda da tedarikçi olarak Karadeniz ülkeleri Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan bunlarla sürekli bir iç içe halinde oluyorsunuz. Bu anlamda da zaten işinizi geliştirmek için öncelikle bir kendi ihtiyacınızı, bu Maslow'un bir ihtiyaç hiyerarşisi vardır. Ben kendimi iş anlamında doyurduktan sonra yani o güveni, o hedeflediğim şeyi doyurduktan sonra artık diğer alanlara bir merak, bir istek oluşacak. O yüzden de öncelik kendi işimi kurmak ve bunun belli bir yoluna da koymak gerekiyordu. Evet. Bu GİAD'la kesişmem de 2011 yılında ben GİAD üyesi oldum. Yaklaşık 2-3 sene sonra şirketimi kurduktan sonra çünkü bir vatandaş olarak, bir kadın girişimci olarak ve gerçekten de birey olarak siz etrafınızdaki ya da toplumdaki kadınlara bir fayda yaratmak artı bundan da beslenmek amacı oluyorsanız zaten bir iş insanın muhakkak bir STK'ya üye olması görüşündeyim. Çünkü Türkiye'nin birçok problemleri var. Bizler vatandaş olarak birçok şeyden yakınıyor olabiliriz ama elimizi taşın altına koymuyoruz. Devletimizden her türlü zorlu çözümü, mücadeleyi bekleyemeyiz. Çünkü her yere yetişmeli ama çok fazla olduğu da mümkün değil. Sivil toplum kuruluşlarının da burada çok önemli görevi düşüyor. Bu anlamda da ben kendi gelişimimde ve kendime uyan olarak Genç Yönetici İş İnsanları Derneği'ni GİAD'ı uygun gördüm. 2011'de üye oldum. Burada tamamen benim sektörümden bağımsız, çok fazla ve en az benim kadar başarılı olmuş, kendi hikayesini yazacak kadar tecrübeye sahip arkadaşlarla karşılaştım. Ve bu benim kendi kişisel gelişimimi sağladı. Bir işi geliştirmedeki vizyonumu geliştirdi. Ve bir problem olduğunda ekonomi, hukuk, finans ne olursa olsun her türlü dayanışmayı, o network'ü kullanarak çok fazla geri dönüşünün artı anlamda kazandım. Bu anlamda da bir iş insanının iş hayatının dışında belli bir olgunluğa geldikten sonra muhakkak bir sivil toplum kuruluşuna üye olmasını tavsiye ediyorum. Bu anlamda da GİAD'da da belli yıllardan sonra 4 dönem önce de başkan yardımcısıydım. Geçen 2 dönemde yönetim kurulu üyesi olup bu dönemde başkan yardımcılığında tekrar devam ediyorum. Evet Pelin Hanım, şimdi siz deneyimlerinizi paylaşmak için çok güzel bir kuruma üye olmuşsunuz ve orada da aslında
kendi deneyimlerinizle de birçok insana katkı sağlıyorsunuz. Şimdi özellikle kadın girişimcilerden bahsetmişken, siz zaten sözün başında söylediğiniz kadın olmak, Türkiye'de girişimci olmak eksi bir demektir. Ki bu sizin gibi biri için, yani büyük şehirde yaşamış, iyi bir eğitim almış biri için eksi bir diyoruz. Bir de bunun aslında büyük şehirlerin dışına çıktığımız zaman aslında birçok kadın, hatta bunu kadın erkek diye de ayırmamak lazım ama kadınların biraz daha zorluk yaşadığını hepimiz biliyoruz. Burada önemli adımlarınız var mı? Oradaki kişiler size nasıl ulaşıyor? Biraz da onlardan bahsetmek isterim. Öncelikle ben de Anadolu'dan gelen bir kadınım. Yani Afyon'da, evet. Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Üniversite için İstanbul'a geldim. Ve oradaki kültürü, oradaki işleyişi o kadar biliyorum ki. Ve GİAD'da da özellikle bu sene İstanbul dışı kadınlar için Anadolu'da projeler yapmak için bu konuda da öncülük olup çok değerli projelerimiz olacak. Öncelikle İstanbul'da birçok fırsatlar var. Ve siz onları kendinize uygun seçiyorsunuz, bir güven oluyor. Ama en önemlisi benim burada fayda olabilecek kadınlarımıza özgüvenlerini tekrardan kendilerine yerine getirmelerini sağlamak. Çünkü bir girişimcinin ya da iş gücüne katılımda cesaret ve özgüven kadın konusunda çok önemli. Bir işi erkek yapıyor, kadın yapıyor diye asla böyle bir şey olamaz. Çünkü hepimiz aynı okullarda, aynı iş camiasındayız ama bir bakış açısı olarak az bilgiyle değiliz. Kadınlar kendilerini ispat için zorlanıyor. Eksi birle başlangıcımızın sebeplerinden bir tanesi. Yani biz de en az onlar kadar bilgiye sahibiz. Evet. Maalesef kadınlar kendi iş kollarında da profesyonelliğin getirdiği işlerine hakimiyetini ispat etmeleri gerekiyor. Ben bu mücadelede bilgiyi çok kullandım. Yani bilgimle bir takım müşterilerime benimle çalışmalarına ikna edebildim. Ya da inatçılığımla, yani siz erkekten alıyorsunuz ama bir kadının işe bakış açısını, bizim iş dünyasına getirdiğimiz duyarlılık, detaycılık, titizlik, takip etme, bunlar hakikaten erkeklerde yok değil ama kadının doğası gereği daha fazla. Bu yüzden de ben bütün gittiğim üniversitelerde, evet, aynı zamanda söyleşilerde sürekli diyorum ki bir kadın öncelikle kendine güvenmeli. Bu ev hanımı da olabilir. Ev hanımıyım diye başka bir iş yapamayacağım diye değil. Çünkü maalesef Türkiye'de iş gücüne katılım oranının sebeplerinin başında, düşük olmasının sebeplerinin başında %55 ev hanımı olmalarından kaynaklanıyor. Bir, o potansiyeli, yani o kadın gücünü biz ekonomiye katsak, onları cesaretlendirsek ya da onlara neden ev hanımı olup işle ilgilenemiyor? Çünkü hem iş hem ev hanımını yapacak onlara bir takım projeler, mesela bunlardan bir tanesi kreş konuları. Ben sözünüzü keseceğim tabii. Şimdi Pelin Hanım. Şimdi siz mi fırsat yaratıyorsunuz yoksa kişiler mi size geliyor? Aslında bu çok önemli. Yani şimdi bir proje yapıyorsunuz ve bölgeyi siz seçiyorsunuz ve o bölgeye gidiyorsunuz. O bölgede bir çalışma mı yapıyorsunuz? Aslında ben bunu da çok merak ediyorum. İzninizle ben bir eklemeler yapabilirsem. Lütfen, bu sorunuza cevapla birlikte. Evet. Aslında yeni dönemimizi GİAD İstanbul merkezli bir sivil toplum örgütü. Fakat bizim yönetim kurulumuza, yönetim ekibimize baktığımızda bugün Türkiye'nin dört bir yanından Antep, İşte ben Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Pelin Hanım bahsetti, Afyon. Birçok yerden aslında çıkışlı temsilcilerin yönetimde yer aldığını görüyoruz. O yüzden bir de bizim ülkemizde genellikle herkes kendisi bir şey yapmak ister ama birlikte iş yapmak çok önemlidir aslında. Ekip kurmak değil mi? Ekip kurmak, farklı kurumların birbirlerine iş birliğine gitmesi, yani 1+1'in 3 olması. O yüzden biz yeni dönemde GİAD olarak şöyle bir yön çizmeye karar verdik. Yeni dönemimizde bütün farklı sivil toplum örgütleriyle, farklı kurum ve kuruluşlarla hem İstanbul içinde olsun hem Türkiye genelinde olsun hep birlikte işbirliği yaparak yeni projeler geliştirmek. Burada bunun sırf bunun içine bir ulusal ilişkiler çalışma grubu kurduk ve bu kapsamda da ilk ziyaretlerimizi Antep ve Denizli'de başlatıyor olacağız. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim genç girişimcilerimiz Pelin Hanım gibi ya da farklı derneğimizin üyelerinin vaka kitabındaki arkadaşlarımız gibi bu rol modelleri gördükçe aslında kendileri o cesareti kazanıyor. Yani bu bence çok önemli bir şey. Gidip evet, bazı örnek şeyleri olmak, başarmış kişilerin yerinde o kişilere gözlerinin içine bakarak evet
biz bunu yaptık, biz bunları başardık, şu zorluklardan geçtik, bu kolay bir yolculuk değil. Biz yanınızdayız. Eğer bir şey yapmamız, destek olacağımız konular varsa, mentoring, coaching olsun, fonlama konuları olsun, biz buradayız. Ama sizin o birinci adımı atmanız gerekiyor diye bence o çok en önemli konulardan bir tanesi olarak görüyorum açıkçası. Ben şimdi, bu konuda bir ekleme yapmak tabii, istiyorum. Buyurun, buyurun. Bu kitabın zaten çıkma amacı teoriyle pratiği birleştirmek. Yani Avrupa ve Amerikan firmalarındaki iş hayat tecrübeleri, firma tecrübeleri değil. Yani sokaktaki Ayşe, Ali, Fatma'dan bizim hiçbir farkımız yok. Bu kitabı yazma amacımız tüm samimiyetle, tüm kendimize olan özgüvenle bütün gerçekleri yazdık. Çünkü bu yaşadıklarımızı bu kitapta yazanlar okudukları an inanın her 5 kişiden 4'ünün yaşadığı şeyler oluyor. İşte böyle cesaretlendirmek, girişimciliği uzay ötesiymiş gibi göstermemek ya da çok ulaşılmayacak bir durum gibi göstermemek için biz bunların bu kitabımızı yaptık. Farkındalığı arttırmak için. Artı isterseniz gerçekten bir iş girişimci olmak istiyorsanız ya da bir iş yapmak istiyorsanız her şekilde yollarını bulur yaparsınız. Bunun Amerika, Avrupa gibi firmaların tecrübelerine de gerek yok. Çünkü bizim Türkiye'de çok güzel hikayelerini yazmış çok genç girişimcilerimiz var. Bu, evet. Bu yüzden de tamamen öncelikle rol model olarak cesaretlendirmek. Çünkü bu ışık çok güçlü bir çağrıdır. Kitaptaki bu bizim hikayelerimizi anlatıp onları uyandırmak, farkındalık yaratmak aslında güçlü bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Evet Pelin Hanım, şimdi sizin dediğiniz önemli bir nokta. Türkiye'de çok böyle önemli girişimciler marka değeri yarattı. Demek ki Türkiye'de aslında Türkiye ekonomisinde bir fırsat da var. Yani biz hep böyle işte işsizlik oranları yüksek, şu anda piyasada böyle bir durağan dönem var, küresel piyasalarda da keza öyle bir denge var. Evet, o dengede zorlu mücadele daha da bir güç oluyor ve insanların girişimcilik o hevesini ve zevkini de aslında kırıyor değil mi? Yani gelen özellikle birçok dükkan açılıyor, kapanıyor, sonrasında bir işte o kişi zararla karşı karşıya kalıyor. Yani biz böyle de hikayeler dinliyoruz. Evet, her zaman çok iyi hikayeler olmuyor ama bu iyi hikayeyi yaratmak için demek ki bazı Türkiye'de özellikle bulunduğumuz yurt içindeki ekonomiye de biraz bakıyor olmak lazım. Sizce yani siz bir girişimci geldiği zaman Türkiye'deki avantajlardan bahsedecek olursanız, hı hı, neleri ön plana koyarsınız? O kişinin hangi yönde, hangi pozisyonda ya da hangi sektöre yönelmesini şu an için uygun görürsünüz? Açıkçası ben size %100 hemfikirim. Kesinlikle her kriz olduğu gibi bunun çıkışı da oluyor. Müşteri olmak lazım. Bu zor dönemleri hep birlikte aşacağımıza %100 eminim. Özellikle şuna bakmak lazım. Türkiye sermaye açısından çok zengin bir ülke değil. Yani işte özel şirketlerin sermayeleri olsun, vakıflar olsun vesaire. Böyle çok Amerika gibi, Avrupa gibi ya da şu anki belki Asya'daki çeşitli ülkeler, evet, gibi. O yüzden en önemli sermayesi aslında genç insanı. Ve bu genç insanın en önemli sermayesi de bahsetmiş olduğumuz hayaller. O yüzden de muhakkak suretle bizim bu genç girişimcilerimizin, genç iş hayatına atılmak isteyen arkadaşlarımızın doğru yerlere kanalize olmasına dikkat etmemiz lazım. Fakat sormuş olduğunuz soruda nerelere, hangi sektörlere, nerelere yatırım yapılır? Ben mesela denizcilik sektöründe çalışıyorum. Denizcilik sektörü dünyanın en eski sektörlerinden bir tanesi. Yani ticaretin başladığı günden beri olan bir denizcilik sektöründe, evet, biz bugün otonomuz, yani otonom kendi başlarına şoförsüz bir şekilde olan kamyonların, tırların taşınmasını konuşuyoruz. Yani teknolojideki evrilme çok hızlı. Bunları en iyi takip edebilecek, bunları en iyi fırsata dönüştürebilecek olan kişiler de bu teknolojiyi en iyi kullanan kişiler. Bunlar da bizim gençlerimiz. Bu açıdan baktığımızda sektöründen bağımsız olarak söylüyorum. Yani en eski denizcilik sektörü de olsun, en yeni işte medya olabilir, farklı konularda olabilir, işte sosyal medya işte çok fazla tabii, var ama yeni, hani yeni, yeniler de olabilir. Çok çok sayıda teknoloji yapmış olduğu yeniliklerle birlikte hem sektörlerdeki şirketleri değiştiriyor hem oradaki girişimcilere fırsatlar yaratıyor. Bu kapsamda baktığımızda mesela Türkiye'nin önemli girişimlerinden bir tanesi yine gençlerin kurmuş olduğu bilgisayar oyunları, yani sosyal medya, internette olan oyunlar ve bu şirket satıldı çok ciddi rakamlara. Ama bu şirketin hikayesi 5 sene öncesinden başlıyor. Yani aslında baktığımızda doğru yerde, doğru teknolojiyi kullanıp, doğru bir uygulamayı yapan bir başarı hikayesi haline gelip Türkiye için ve bizim gençlerimiz için niye doğru bir rol model haline gelebiliyor.
Ben de bir ekleme yapmak Tabii istiyorum. Lütfen. En öncelikle bu gençlerimiz, ben maalesef çevremde de görüyorum, çok sebat edecek bir ruh halinde değiller. Çok çabuk yılıyorlar. Çok kısa zamanda, yeni kuşak, kısa zamanda en üst yerlere gelmek, en iyi şekilde para kazanmak arzusu içerisindeler. Bir iş gücünde ya da bir girişimcinin en önemli şeyi yılmamak ve hayır yok. Birçok kez bizlerin hepsi oldu. Hepimiz kaç kez düştük, sıfırladık ama o istekle yılmadan devam ettik. Öncelikle bir iki denedim olmadım diye bir dünya yok. Bu kadar kısmet meselesi de değil. Bu iş olmadı değil. Sonuna kadar her türlü mücadeleye hazır olmaları ve sabırlı olmaları gerekir. Teknoloji bu çok dünyanın, yani buna yaslanamayız ama maalesef bir anlamda da özellikle yeni nesli bu konuda birazcık tembelleştiriyor. Ben de yeni genç arkadaşlarımıza geleneksel sektörlerde de fırsatlar olduğunu belirtmek istiyorum. Yani özellikle kendi sektörümde söylüyorum, bir tarım konusu. Ben kadın sayısı o kadar az oyuncu ki ve biz hem müşterilerimle konuşuyorum, işverenler olarak gerçekten kadın olarak işe almak istiyoruz ya da müşterini ama bulamıyoruz ve evet, yetiştirmeye çalışıyoruz. Kısır döngü halinde de bu dönüyor ve gidiyor. O yüzden de olabildiğince hem geleneksel sektörlere de ilgilerini göstermeleri, ben kadın konusunda çok daha bunu söylemek istiyorum ve yılmadan sabırla bunu yapmaları gerekir. Çünkü çok kısa zamanda özellikle bu Türkiye konjonktürü ve dünya konjonktüründe istedikleri şeylere ulaşabilen çok şanslıdır. Ama sürdürülebilirlik uzun vadeli istiyorsa da bu sabır olayını unutmamaları gerekir. Evet, dediğiniz noktaya ben de katılıyorum Pelin Hanım. Biraz değil mi? Yeni nesili aslında o kuşak ayrımlarında X, Y, Z miydi? Evet. Değil mi? Evet. O kuşakları biraz da istihdama katmak da zor oluyor. Çünkü onlar biraz daha teknoloji tarafını, sanal tarafı, sanal dünyayı seviyorlar. Onları biraz daha sanal dünyadan alıp böyle üretime evet, yöneltmekte fayda Kesinlikle. Var. Çünkü biz aslında gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani gelişmiş bir ülke değiliz. Şu anda üretim tarafında çok büyük eksikliklerimiz de var, avantajlarımız da var. Yani Türkiye'nin konumunu düşünürsek, özellikle sizin değindiğiniz o tarımsal taraftaki konumu düşünürsek, aslında orada çok güzel fırsatlar çıkabilir diye düşünüyoruz kesinlikle, biz genç kesinlikle. Girişimcilere. Şimdi bunun dışında bizim evet bu sanal dünyayı seven genç girişimcilerimiz dünyayla nasıl adapte oluyor? Yani dünyada da aslında yön değişiyor. Yani her ne kadar yurt içinde biz işte bazı konularda bu genç girişimcileri adapte edemesek de dünyada da bir takım değişiklikler var ve oraya çıkmaya da çok istekliler. Çünkü orada daha sanki böyle daha sular durgun, daha güzelmiş gibi geliyor genç girişimcilere. Ama çıktıklarında aynı tabloyla karşılaşıyorlar mı? Yani evet aslında Türkiye dışındaki yani girişimciler için konuşuyorsak eğer, yani özellikle teknolojinin geliştiği Amerika olsun, şu anda Asya bölgelerinde olsun, buradaki burada tabii çok ciddi bir ekosistem oluşmuş durumda. Yani evet, yaklaşık olarak son 20-25 senedir belki 2001'deki yani dotcom bubble dediğimiz hani o krize tetikleyen dönemlerden bugüne kadar olan 20 seneye dikkate aldığımızda çok sayıda şirket, çok sayıda yatırım, çok sayıda yeni girişim hem sosyal teknoloji alanında olsun vesaire belli bir kademeye geldi. Şimdi Türkiye'de tabii bunun hikayesi daha 10 sene öncesinden ufak ufak başlıyor. Yani o yüzden biraz daha geri kalmış. Ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Herhangi bir iş olsun. Yani Türkiye'de iş modeli tabii ki doğru oluyor olabilir. Fakat yurt dışına benzer replike edilebiliyorsa pazarı çok daha büyük oluyor. O zaman hem yatırımcısını hem ona destek olacak olan koçu, mentoru, yurt dışındaki platformlarda bunlara destek olacak olan işte kamusal teşvikler olsun vesaire, ucuz finansman. Bunları bulması daha kolay. O yüzden ben özellikle girişimcilerimiz tabii ki zaten girişimciliğin doğasında evet, çok yoğun çalışmak, çok zor şartlara adapte olmak var. Evet. Fırsatları görmek ve yakalamak evet, gerekir. Evet, aynen. Ve fırsatı tanımını koyarken bir tek bulunduğu bölge değil. Yani çok daha büyük bir coğrafyayı düşünerek yola çıkması, yani vizyonunu çok daha geniş tutması bence yurt dışında da başarılı olmasının en önemli etkenlerinden biri haline gelir diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle Pelin Hanım. Siz peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yeni girişimciler, genç girişimciler, yeni demeyelim hemen düzelteyim, genç girişimciler
girişimciler yurt dışı piyasasında, yani yurt dışına çıktıkları zaman piyasada zorluklar yaşıyor mu? Ve bu zorlukları aslında mutlaka yaşıyorlardır ama sizlerin onlara desteği nedir? Biraz hemen kısaca geçelim çünkü vaktimiz de daralıyor. Yani şöyle, bizler olabildiğince bir defa dünyadan kopuk yaşayamazsınız. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dünya trendlerini takip etmediğiniz zaman hangi iş olursa olsun yurt dışında bir açılma düşünüyorsanız ya da orada şey yapabiliyorsanız hep geride kalırsınız. Önemli olan global ve lokali birleştirerek bir farklılık yaratmak. Fırsatlar Türkiye'de o kadar fazla fırsat var ki, çünkü çok fazla eksiğimiz var. Yani girişimciler için bence çok güzel bir yer Türkiye. Yurt dışındaki, çünkü ileri gelişmiş olan ülkelerdeki şeyleri düşünerek Türkiye'ye uyguladıklarında bu onlar için bir fırsat ve farklılık olacak. Artı yurt dışındaki platformların Türkiye'de de temsilcilikleri var. Yani bir işinizi illa fiziki olarak yurt dışına götürmek ya da yurt dışında fiziki olarak orada bulunmanız da gerekmiyor. Burada birçok uluslararası fonlar, uluslararası platformlar, bankalar, her türlü şey zaten Türkiye'de var. Yeter ki sizin projeniz iyi olsun, katma değerli olsun. Siz onu sunduğunuz zaman ve onu onun için hakikaten farklı bir proje olduğunu inandırdığınız zaman evet, yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Evet. Pelin Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. GİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu ve MPM Gıda Kurucusu, aynı zamanda GİAD Başkan Yardımcısı Pelin Özer'e bu vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Sözüm Var programının sonuna geldik. Şimdi Piyasa Notları ve Hande Özdemir'le Finansal Bakış'la devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.